Nefis Tatlar Mutfağı'ndan taş gibi yoğurt mayalama tarifi. Ben 5 litre süt kaynatacağım için büyük bir tencere kullanmayı tercih ettim. Ben sütü kaynatacağım tencereyi bir defa sudan geçiriyorum. Tencere ıslak olduğunda süt kaynarken dibi pek tutmuyor. Sütü süzgeçten geçirerek tencereye alıyoruz. Süt kaynadığında taşmaması için ben bu şekilde tencerenin üzerine bir tane tahta kaşık koyuyorum. Süt ısındıkça üzeri kabuk bağlayacaktır. Sütü görmüş olduğunuz gibi ara ara havalandırarak karıştırıyoruz. Sütü bu şekilde karıştırmak önemli. Sütü kaynatırken ve sonrasında soğuturken bu şekilde karıştırdığımızda yoğurdumuz çok daha güzel mayalanıyor. Bu önemli püf noktalardan biri. Gördüğünüz gibi sütümüz kaynamaya başladı. Aynı şekilde ara ara karıştırarak ocağımız orta ateşteyken sütümüzü 13-14 dakika boyunca pişiriyoruz. Bu sürenin 15 dakikayı geçmemesini öneririm. Çünkü uzmanlar 15 dakikadan fazla pişen sütün besin değerleri açısından fakirleştiğini söylüyorlar. Zararlı mikroorganizmaların yok olması için sütün 10-15 dakika arasında kaynatılmasının yeterli olduğu söyleniyor. Sütümüzün altını kapatıp sütümüzü soğumaya bırakıyoruz. Az önce de belirttiğim gibi soğuma aşamasında da sütü havalandırarak karıştırıyoruz. Sütün kaymağını ayırmayıp sütün içerisine karıştırdığımızda yoğurdun çok daha güzel mayalandığını söyleyebilirim. Sütün mayalanma sıcaklığına geldiğini anlamamız için serçe parmağımızı sütün içerisine sokuyoruz ve içimizden 7'ye kadar sayıyoruz. Eğer 7 saniye boyunca parmağınızı sütün içerisinde tutabiliyorsanız, sütünüz mayalanma sıcaklığına gelmiş demektir. Ben kaynattığım sütten 1 litre kadar ayırıp öyle mayaladım. Sütü mayalarken kullanacağınız yoğurt mayası miktarını çok fazla abartmamanızı öneririm. Çünkü mayanın miktarının fazla olması yoğurdu ekşitebiliyor. Ben 1 yemek kaşığı kadar yoğurt mayası kullandım. Mayanın içerisine sıcak sütten biraz ilave edip görmüş olduğunuz gibi karıştırıyoruz. Eğer kullandığınız maya biraz ekşi ise içerisine bir miktar şeker ilave edebilirsiniz. Bu yöntem yoğurdunuzun daha tatlı olmasını sağlayacaktır. Benim yoğurt mayam taze olduğu için ben kullanmayı tercih etmedim. Sütün içerisine karışımı boşaltıyoruz ve karıştırıyoruz. Ben güvece ve kavanozlara mayalıyorum. Dilerseniz siz tencerelere mayalayabilirsiniz. Bu aşamada fırını alt üst ayarda en üst dereceye getiriyorum ve 3-4 dakika kadar ısıtıyorum. Elinizi fırının tabanına koyduğunuzda ısısının süt tenceresinin ısısına yakın olması gerekiyor. Yani elinizin yanmaması gerekiyor. Bu nokta önemli. Parmağımızı sütün içerisine soktuğumuz ısıdan değil, süt tenceresinin dışarısına elimizi sürdüğümüzde hissettiğimiz ısıdan bahsediyorum. Yani sütün ısısından biraz soğuk olmalı. Fırın ısıları fırından fırına farklılık gösterdiği için bu konuyu somut bir şekilde anlatmak biraz zor oldu. Fırınımız kapalı vaziyetteyken sütlerimizi 4 saat kadar beklettiğimizde yoğurdumuz mayalanmış olacaktır. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde sulanmamış, taş gibi mayalanmış yoğurtlarımız hazır. Afiyet olsun. Paylaşımlarımı faydalı buluyorsanız videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.